Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıynam sadıklanlar ekranımızı bozsun. Tayvan Xitay'a karşı hizmet grubusu teşkilledi. Tayvan dairleri hizmet grubusu teşkilleb Xitay'nın süni idrak teknikisi arkalık umumi xalq saylımığı təsir görüstüş qılmışıdın qoğdunışını qarar qıldı. Amerika avazının xəbirdə bildirilişə, Tayvan Dövlət Bixatərlik İdarısının muavin müdiri Çin Jingyang 3. noyabr qanun turguzuş orqınıda Dövlət Bixatərlik İdarısının məxsus xizmət qrupisi qurğallıqını aşkarlıqan. Onun eytişə, Beijing dairleri süni idrak texnikisini işildib, Tayvan rəhbərlərinin avazı yaki sürütünü yasab çıxıb, Tayvanın kəlgüsdəki təsir görüstüşü, kelgüsüde ötküzüldüğün umumi halıq sayılımıga şundaqlı devlet bihaterliki ve ictimai muqimliqiga təsir görüstüşü mümkün ikən. Xəbərdə qeyd qılınışça, Qanun Turguzuş İdarisi İçki İşlər Komitetinin təklifigi binaen, Tayvan İçki İşlər Ministeri, Muavin Qanun İşləri Ministeri qatarlıq yuqur dərəcəlik rəhbərləri Qanun Turguzuş Komitetiga təklif qılınğan bolub, Xitayning yeni şəkildəki cinayi hərəkətinin devlet ve xalıqki bolğan təhdidi ve təsirini müzakirə qılğan. Tayvan İçki İşlər Ministeri Xu Guoyong muhbirinin suallarına cevap verip, İçki İşlər Ministerliğinin daim tor hücumuna uçuraydıqanlıqını, izqoğlap tekşürüş arqılıq köpüncü hücumunun Xitaydın kelgeliğini eniqliqanlıqını bildirgen. Tayvan Dövlət Bihaterlik İdarısının muavin müdiri Çin Jingyang Dövlət Bihaterlik İdarısının ötken yılıla 40 mıngdan artıq tor hücumuna uçurganlıqını, bu yıl bulturquğu seleştirganda 10 mıngdan artıq tor hücumuna duş kelgeliğini itiraf kılgan. Uyana Dövlət Bihaterlik İdarısının məxsus xizmət grupisi təşkilləb, Xitay süni idrak texnikisi arqılıq yasab çıqqan Dövlət Bihaterliki və ictimai muqimliqi təsir görüstüdüğən talaş tartışlıq uçurlarına diqqət qılıdığanlıqını təkidləgən. Biden Xitayğa qarşı yeni təşəbbüsünü otturğa qoydu. Biden Xitayının atalmış bir bəlvaq bir yol təşəbbüsüğa təqabül duruş məqsədi Qaytidin texımı güzel dünya qurup çıkış təşəbbüsünü oturuğu koydu. Amerika avazının bugünkü xəbirde bildirilişçe, Amerika Prezidenti Joe Biden Birleşken Devletler Təşkilatının 26. növətlik kilimat özgürüş yığınıda Qaytidin güzel dünya qurup çıkış təşəbbüsünü oturuğu koygan. Təşəbbüs bu içi bolğanda 2050-ci yılıqı barğanda kilimat bulğaydıgan maddalarını koyup berişini, nölgü çürüşünü, işqa aşırışının sicil yolunu belgileydikən. Biden'ın bu təşəbbüsü növətli kengiyivatkan Xitay'nın bir bəlvaq bir yol təşəbbüsünün ornını alıdıkən. Biden məzgür təşəbbüsünü izahlap, dövlətlər ul əsləhə tərəqiyatıqı ciddi ihtiyaclıq. Qoruluşunu başlığanda kilimat özgürüşüge qarışdırışını muşim orungu koyup, yeşil ixtisatının eşişini işqa aşırışı başlayımız digən. Xəbərde qeyd qılınışca, Biden Şotlandiyanın Glasgow'da ötküzülgən yumunaq üstəl yığınıda bu təşəbbüsünü oturuğu koygan. Yığında Amerika'nın öz içine alan 100'den artıq devletin rehberi, yer şarının ısıp gitiş derecesini 1.5 Celsius gradustan aşırı etmeslik hakkıdaki kilimat ehdinamesine imza koygan. Bildirilişçe, növete Amerika'nın bu teşebbüsünün emeli hizmetleri allıqacan başlanğan. Bu hafta Amerika'nın muavin devlet bihaterlik meslekçisi Dalip Sengi başçılıqıdaki Amerika emeldarları Ghana ve Senegal'ni ziyaret kılıp, ul esleha türleri üstüde izlengen. Amerika əməldarları bu yıl 9-cu ayda yana Latin Amerikasında ziyarətdə bolğan bolub, Singi orqanlar ara vəkillər ömrükünü başlap Kolombiya, Ekvador və Panamağa barğan. Amerika hökuməti yana oxşumuğan rayonlarını bir neçə qetim ziyarət qilishni planlığan. Şərqi Türkistan xalqını məcburi əmgəki seliş davamlaşmaqda. İctimai uçur vasıları tarqalgan bir kısım sırlar Xitay'nın məcburi əmgək haqqıdaki saxtı təşviqatlarını paş kılmaqda. Xitay yıqınqı məzgillərdə Şərqi Türkistan'da məcburi əmgəknin məvcud əməslikini, barlıq əmgəklərinin pütüllay maşillaşqallıqını dəva qılıb, türlük təşviqatları arqalıq xalqara cəmiyyətini aldaşqa urunub gəlgən bolsumu, Şərqi Türkistan xalqıqı qarıtlıqan məcburi əmgək və sürgün qılış cinayetinin davamlı şivatqallıqı aşkarılanmaqda. Yakın küllerde ictimai uçur vasıları tarqalgan birisinde 52 yakın oğul kız uyğur yaşının avtobus bilen elip meyilganlıqı, avtobustaki boş yerlerinin lık, yüktaq ve çamadallar bilen tolğalıqı körüstülgen bolup, bu körünüşlerden ve sınığı kiriştirilgen naqşıdan, onlarının öz yurtidin sürgün kılınğalıqını körveliş tesemesken. Yeni birisinde körüstülüşçe yaş ve otur yaşının terkip tapkan kız oğul er ayallar etizde kızılmuç ve pemudur üzüvatkan bolup, her kişiye vazife bölüp berilgen.
Etizde yana nazaratçılar bar bolup işleyatqanlarını kuzatıp turgan. Başka birisinde bolsa mecburi emgekke selinibatqan Uyghurlarının tamak yeyiş üçün yığılganlığı bir Xitayning ularga tamak tarqıtıbatqanlığı körüstilgen. Xitay yığınqı 5 yıldan buyan Şarkı Türkistan xalqını jaza lagerleri ve türmelerge qamaş bilen birge mecburi emgek siyasetini küçep icra kılmaqta. Yeni bir tarafdan mecburi emgekke mas halda Şarkı Türkistan xalqını öz yurtlardan Xitay ülkelerge yoki Şarkı Türkistan'dan başka jaylarga sürgün kılıp ularının ornığı Xitaylarını yukarı teminat bilen yötkep gelişini devamlaştırmaqta. Aldıngı 10 ayda 100 milyard kilovat saatten artıq tok Şarkı Türkistan'dan Xitayga toşulgan. Xitay yakınkı yıllardan beri Şarkı Türkistan'dan türlük bayılıklarını bulantalan kılışını alahide küçeytken bulup, aldıngı 10 ayda Şarkı Türkistan'dan 102 milyard 400 milyon kilovat saat tokni Xitay ölkesine toşulgan. Tanrıtağ Toru'nun 3. oktyabrdaki haberde bildirilişçe bu yıl 9. ayda Xitay dairleri Şarkı Türkistan'ın tokini Xitay'a toşuş kölümünü teximi kengeytken bulup, bu yıl 3. pasılda Şarkı Türkistan'ın tokini Xitay'a toşuş miktarı uda 3 ay 10 milyard kilovat saatten aşkan. Xitay'a toşulgan tok miktarı yeniden 13 milyard 900 milyon kilovat saat köpeytilgen. Xabarda aşkarlanışça atalmış Abdum rayonun tokini sırtkı yetküzüş namıda bulantalan kılıngan 102 milyard 400 milyon kilovat saat tok, 1 milyard 400 milyon ahalının turmuşta işiltidigan 34 günlük tok ihtiyacını kamdıganğa beraber iken. Xitay dairler yana yıl ahırgıca Şarkı Türkistan'dan Xitay'a toşulduğun tok miktarını 120 milyard kilovat saatki yetküzüşünü planlıgan. Mälum bolışça, yakından beri Xitay ülkelerdeki tok kemçili buluş ihtiyacını kamdaşmak istedi, kümür arkalık tok çıkırış oğrularını kengaytıp Şarkı Türkistan'ın elektr energiyesini Xitay'a toşuşunu tizletken. Ve bunun için Şarkı Türkistan'ın canobideki elektr energiyesini tanışıp, iktidarını 1 milyon 800 min kilovat aşırgan. Şundaklı 186 türlük tok tok tutuş planını küçeytip, elektr doğru sırtkı yetküzüdüğün tok miktarını 300 milyon kilovat saat köpeytken. Şundaklı 186 türlük tok tok tutuş planını küçeytip, elektr doğru sırtkı yetküzüdüğün tok miktarını 300 milyon kilovat saat köpeytken. Amerika tamojnisi mecburi emgekke çetilgan Xitay mahsulatlarını tutup kaldı. Amerika tamojnisi Şarkı Türkistan'da devamlaşıvatkan mecburi emgekke çetişlik tep ayıplengen Xitay şirketinin kuyaş energiyelik bataryasını tutup kalgan. Germaniya avazının 4. noyabr haber kılışça Amerika Şarkı Türkistan'da işlep çıkarılgan mahsulatlarını kattık kontrol kılışını nişallap, Xitay'nın dünyadaki en çok kuyaş energiyelik batarya tahtısı işlep çıkarıcı Longji şirketinin mahsulatları Amerika tamojnisi tarafından tutup kalıngan. Xabarda qeyd qilinishicha, Amerika bu yil 6 aydan boshlab Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan bir qism quyosh energiyasi mahsulotlarini majburiy amgakka chetishlik deb baholagan. Buningda Xishin Krimni shirkati ishlab chiqargan mahsulotlar va bu mahsulotlardan foydalanib yasalgan mahsulotlarni import qilishni cheklash qatorliq mazmunlar ham o'rin olgan. 4 noyabr o'tkazilgan qarorlik muxbirlarini kutib olish yig'inida Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin Şarkı Türkistan'daki mecburi emgekini mutakassıslarının bu axtaki dokulatı ve güvahçılarının bergen güvahçılığa karmayı inkar kılgan. Hem de Amerika'nı ayıplab mecburi emgek nazariyesi pütülle yalgan da bildirilgan. O sözü diyene Amerika'nın Xitay şirketlerinin kuyaş energiyesi mahsulatlarını uğrunsuz tutup kalganlığını dava kılgan. Longji şirketinin bu axtı tarqatkan uxturuşu da eytilişçe Amerika'da yeniden köpeytilgen kuyaş energiyesi əslahaları 2020 yılı bütün dünyaya orantılgan umumi kölümünün 14.18%'ni ilgileydiken. Köp kristallık kremli bolsa kuyaş energisi mahsulatlarının asaslı ham eşyalarının biri bulup, Xitay taratkularının haber kılışça Xitay'nın köp kristallık kremli işlep çıkırış kölümü 2011 yıldan buyan dünya boyunca birinci orunda turgan. 2020 yılı dünya işlep çıkırış miktarının 76%'ni ilgileyken. Xitay Avrupa İttifakı'nı tehdit saldı. Avrupa Parlamenti vekiller ömeki Tayvan'ı ziyaret kılgandayken Xitay Taşkı İşlam Ministerliği Avrupa İttifakı'nı Tayvan müstakilçilerine hata signal vermesliğe kadar tehdit salgan. Reuters agentliğinin haberde bildirilişçe Avrupa Parlamenti'nin resmi vekiller ömeki aldıngı külleri Tayvan'ı ziyaret kılgan bulup Xitay Taşkı İşlam Ministerliği bayanatçısı Wang Wenbin narazılık bayanatı ilan kılıp Avrupa tarafının hatalıkını tüzütüşü ve Tayvan müstakillik güçlerine hata signal verişten saklanışı gerekli ki.
bo'lmasa bu harakatdan Xitoy Yevropa munosabatiga ziyon yetkazdiganligi haqida chora solgan. Xabarda qayd qilinishicha, Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Tayvanga ziyorat qilib kelgan Yevropa parlamenti vakillari o'miki bilan payshanba atiganda uchrashganda, Tayvan bilan Yevropa ittifoqining har qaysi sohalardagi hamkorligini davomli chuqurlashtirganligiga ishonganligini aytgan. Tayvan tashqi ishlar ministrligi Yevropa parlamentining tashqi kuchlarning Yevropa ittifoqining demokratik ishlariga aralashish masalasi alohida komitetining 13 kishilik rasmiy vakillar o'migining chorshanbadan jumagacha Tayvanni ziyorat qildiganligini, ziyorat davomida Tayvan bilan yolg'on uchur, tor hujumi qatorliq temalarni muzokara qiladiganligini bildirgan edi. Ma'lum bo'lishicha, bu yil atiyozda Yevropa ittifoqidagi 27 davlat birlashim bayonot e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda keng ko'lamda kishilik huquqi daxli ta'rus qilganligi sababli Xitoyga jazo yurgizgan edi. Xitoy buningdan o'ch olish uchun darhol inkas qaytarib, Yevropa ittifoqidagi parlament a'zosi Rafael Glucksmanni o'z ichiga olgan 10 shaxs va 4 organga jazo yurgizganligini e'lon qilgan edi. Bu qatim Yevropa ittifoqi vakillar o'migining Tayvan ziyorati Xitoy Yevropa ittifoqi munosabatini texmo jiddiylashtirib o'tgan. Mark Milley Xitoy hujum qilgan taqdirda Amerikaning Tayvanni qo'g'daydiganligini bildirdi. Amerika armiyasi bosh shtabi boshlig'i general Mark Milley Amerika armiyasining Xitoy hujum qilgan taqdirda Tayvanni qat'iy qo'g'dash iqtidoriga ega ekanligini bildirdi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha Mark Milley Aspen bexatarlik munbiridagi so'zida Xitoy bilan Tayvan o'rtasidagi jiddiylik to'g'risida to'xtalib, Xitoyni kelgusi 2 yilda Tayvanni kontrol qilishga urinadi deb qaramaydiganligini Ama agar mushundaq bir ish yuz bergan taqdirda Amerika armiyasining albatta orolni qo'g'dash iqtidoriga ega ekanligini aytgan. Milley agar Xitoy Tayvan orolini qo'lga kirgizishga urinsa, orlashish qarorining Oqsaroyga bog'liq bo'ladiganligiga ishora qilgan va Xitoyning bu qadamni kun tartibiga kirgizish ehtimolligiga qarshi planlarning tuzilganligini ta'kidlagan. Milley yana Xitoyning eng yangi ovozdan tiz boshqarilgan bombasini qini tilga olib Buning dunyo urushlaridan buyonqi yer sharidagi eng muhim kuch o'zgarishlarining biri ekanligini bildirgan. Angliya tunji bo'lib Xitoy virusining dorisini tasdiqladi. Angliya Amerikaning Merck dorigarlik shirkati Xitoy virusiga qarshi tadqiq qilib yasab chiqqan dori ishiltishni birinchi bo'lib tasdiqladi. Turkiya ovozi radiosi xabarda bildirilishicha Angliya dori nazorat qilib boshqarish organi Merck shirkatining Xitoy virusiga qarshi tadqiq qilib yasab chiqqan Molnupiravir dorisini ishiltishni tasdiqlagan. Buning bilan Angliya vaksinadan keyin dori tasdiqlagan tunji davlat bo'lib qolgan. Washington Post'ning xabarida bildirilishicha, Merck shirkatining boshlig'i Robert Meadows Molnupiravir dorisini dunyoning har qaysi joylaridagi bemorlarga imkoniyatning berichi qisqa vaqt ichida yetkazish uchun tiz harakat qilishni davomlashtiramiz degan. Angliyada Lagevrio deb nom berilmoqchi bo'lgan doriga munosabatlik ma'lumotlar Molnupiravirning Xitoy virusi bilan yuqumlanish xatari yuqori bo'lganlar uchun o'lim yoki doktorxonada davolanish nisbatini yarimga tushira oladiganligini ko'rsatgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atik xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh tashkirimiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.